Sevgili dostlar Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Rüyada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmek ne anlama gelir? Nasıl tabir edilir? Bundan bahsedeceğim sizlere. Rüyada peygamberimizi görmek değerli kardeşler eğer bir sıkıntı varsa bir gam keder varsa o gamdan kederden sıkıntıdan feraha ermek anlamında efendime söyleyeyim tabir edilir. Borçluysa borcunu ödemek anlamına gelir. Tutukluysa eğer hapisteyse falan tahliye olacağına işaret eder. Eğer bir korku mevzu bahis ise emniyete ulaşacağı anlamına gelir. Ondan sonra sıkıntı ve yokluk içindeyse hayırlı nimetlerin artması anlamına gelir. Zenginse paranın ve malının daha da artacağına işaret eder. Eğer fakirse ondan kurtulacağına işaret eder. Eğer hastaysa iyileşeceğine delalet eder. Ya bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi var. Bir kimse diyor rüyasında beni görse bak hadisi şerif söylüyorum ha arkadaşlar kafamdan bir şey söylemiyorum. Dikkat buraya. Bak sessiz olun biraz. İyi dinleyin beni. Bir kimse rüyasında beni görse o kimse ahirette yakın bir sıfatla şefaatimle özel bir görüşle beni görür buyurdu Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Başka bir rivayet. Bir kimse uykusunda diyor beni görse o kimse hakikaten ve gerçekten beni görmüş olur buyurdu. Hadis-i şerif bir kimse rüyasında beni görse aynen ve gerçekten beni görmüş gibi olur diyor. Çünkü şeytanın diyor benim şeklime girmesi mümkün değildir. Sevgili dostlarım rüyada peygamber aleyhissalatü vesselamı görmek, sıkıntılardan kurtulmak ve feraha çıkmak manasında tabir edilir. Onun mübarek yüzünü gören kimse şey derler cennetle müjdelenmek ona nasip olur. Allah Allah. Bakar mısın? Abi nimete bakar mısın? Çok güzel ya. Çok güzel. Efendimiz'i böyle ayakta ve kendisiyle konuşur bir halde gördüğünü söyleyen kardeşlerimiz var. O kimsenin tuttuğu yolun iyiliğine, ondan sonra peygamberimizin sünnetine, rızasına uygun bir hayat yaşadığına işaret eden bir rüyadır değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'i böyle Arkası dönük bir halde görüyorum Hüseyin Hocam diyor. Böyle yürüdüğünü görüyorum. Ben de e, peşinden giriyorum ama yakalayamıyorum diyor. Bak detay değişti. Resulullah Efendimiz arkası dönük ve gidiyor. Sen de gidiyorsun peşinden veya gitme sen de. Veya gidiyorsun yetişemiyorsun. Bu arkadaşlar bir yolculuğa çıkacaksın veya bir işe girişeceksin. Bu işten veya o yolculuktan bir hayır göremeyeceksin anlamına gelir. Aksine kendine doğru geldiğini görseydim mesela o da o zaman tam tersini söylerdim. Çıkacağım bir yolculuktan, yapacağım bir işten, alacağım bir karardan, atacağım bir imzadan, girişeceğim bir projeden hayır göreceksin anlamında bir tabirden bahsetmek mümkün olurdu. Mesela diyor ki hocam ben peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir sofrada Yemek yediğimi gördüm. Allah Allah. Bak, tabir değişti. İmam Nablusi der ki cennet yemeklerinden nasip almak manasında tabir edilir. Dünya nimetlerinin çoğalacağına e, çağrışım yapar. Resulullah'ın şefaatine nail olmak anlamında tabir edilen rüyalardandır. Ve Resulullah Aleyhisselam'la bir deve üzerinde yolculuk yaptığını ama devenin daima böyle Resulullah'ın devesinden çok gerilerde kaldığını, ona yetişmek için çok çalıştığı halde bir türlü e, devesini yürütemediğini gördüğünü söyleyen birisi var. O da Resulullah Efendimiz'in rızasına e, zıt hareket ettiniz. Yani Efendimiz'in sünnetlerini yaşamıyorsun, onların zıttı olan şeyleri yaşıyorsun anlamında e, tabir edilebilir bu rüya değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Yine rüyada peygamberimizi görmek dediğinizde değerli kardeşler eğer bir musibetteysen kıtlık gibi pahalılık gibi falan bunlardan kurtulacağına bolluk ve ucuzluk olacağına işaret eden bir rüyadır. Bu rüyayı gören kimse mazlum ise yani bir haksızlığa uğramışsa, bir zulme uğramışsa Allah'ın yardımı yetişir ve kurtulurlar. Kurtuluşa ererler. Eğer bir korku, bir endişe halindelerse bunlardan kurtulup emniyete ve selamete ererler. Ve ereceklerine işaret eder bu rüyalar. Rüyada Hazreti Peygamber'in bilinen sıfatları üzere onu görmek bizzat Hazreti Peygamber'i görmeye, onun hakikatini idrak etmeye ve getirdiği dinin ruhunu kavramaya bir çağrışım yapar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı vasıflarından başka bir şekilde görmek Resulullah'ın misalini idrak etmek anlamına gelir. Bütün hallerde Hazreti Peygamber'i görmek batıl ve karma karışık bir rüya değil. Bizatihi değerli kardeşlerim hak ve doğru bir rüyadır yani. Bir kimsenin rüyasında Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı görmesi o kimsenin şefaatine işaret eder. Mesela diyor ki hocam ben peygamberimizi gördüm. Böyle bana tebessüm ediyordu. Subhanallah. Bu e, rüya sahibinin onun sünnet-i seniyyesine uyduğunu gösterir. Buna işaret eder. Rüyada efendimizi güzel bir surette görmek rüya sahibinin dinen güzelliği anlamına gelir. Bir kimsenin rüyasında peygamberimizin e, böyle... Haddinden fazla güzel olduğunu görmesi o kimsenin dindar olduğuna ve sünneti seni yeye uyduğuna çağrışım yapar. Anladın mı? Mesela rüyada peygamberimizi çok güzel surette gördüm diyor. Bu güzel. Ee, Efendimiz'i gördüm ama güzel bir surette değildi diyor. Bu arkadaşlar rüyayı görenin kendisinin noksanlığına işaret eder. Anladınız mı? Mesela bir yerde diyor ki bir yorumda rüyada diyor peygamber aleyhi salatu vesselamı görmek sonsuz rahmetten ve mağfiretten istifade etmek anlamına gelir. Şeref ve itibar anlamına gelir. İlahi yardım ve ihsan anlamına gelir. Efendimizin iltifatlarına veya ikramlarına nail olmak faydalı ilimlerde ileri seviyeye ulaşmaya Yüce hakikatlere yürekten teslim olmaya işaret eder. Bir kimsenin rüyada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görmesi o kimsenin daima durumunun iyi, gönlünün şen olmasına işaret eder. Rüyada Resulullah'ı görmek eziyet ve cezaya sabretmeye işaret eder. Hacca gitmemiş bir kimsenin Rüyada peygamberimizi görmesi o kimsenin Beytullah'ı tavaf etmesine işaret eder. Borçlu bir kimsenin rüyasında peygamber efendimizi görmesi o kimsenin borcunu ödemesine işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasında Resulullah'ı görmesi o kimsenin şifa bulması anlamına gelir. Şeklinde böyle ekseriyetle hayırlara işaret eden çok harika çok güzel bir duadır değerli kardeşlerim Allah celle celaluhu hayra vesile eylesin Rabbim hayra çıkarsın Allah'a emanet olun